Arkadaşlar herkese merhaba. Bazı arkadaş Instagram'dan yazmış bana. Kusura bakmayın bu arada. İşler güçler devam ediyor ama biliyorum benim de zamanında çok sıkıntı yaşadığım bir olay var. Onu da size göstereyim. Zaten daha sonra sizler de başka şekilde, başka zamanlarda, başka dosyalar içinde bunu kullanabilirsiniz. Biraz sesim kısa çıkmak zorunda. Çünkü saat gece 3.30. Yeni geldim işte. Hemen video çekeceğim ve direkt atacağım. Arkadaşlar şimdi normalde biliyorsunuz istiroda sürekli sabit birleşimleri oluyor. Kimi zaman teleskopta gerçekleşebilir veya bir ödeviniz var veya bir iş için gerekli olabilir. Bunu genelde Excel'de yapıyorlar. Bir dosyayı hızlı bir şekilde isimlerini topluca değiştirme. Ama biliyorsunuz ki klasör üzerinde bu mümkün değil Excel'de. Bu video belki kimse bunu paylaşmamıştır. Yani işinize yarar diye. Şöyle dosya kodları var. Bu dosya kodlarını örnek veriyorum, şöyle düşünün. Diyorum ki bu kodda eğer ki Aether isimde bir isim varsa şu kelimeyi değiştir. Aether ne demek? Şu an orijinal sigortada bir server ismi Pihiloter Pihilotest de yeni server ismi. Yani Hephaestus veya ve Aether server'ın birleşiminin ortaya çıkan server'ı bu. Sanırım ayın 18'inde mi 19'unda mı, yani bugün de olabilir, bilmiyorum. Server birleşimi olmuş. Şimdi tek tek phpod'da config dosyalarınızı tek tek böyle, örnek veriyorum, başka bir çağınız gidip böyle tek tek, örnek veriyorum, pihilo test yapamazsınız. Uğraştırıcı ya da çok çar olan olabilir, bilmiyorum işte. Zamanında ben bununla bayağı cinemesi çekmiştim. Neyse. Burada eğer ki bilgisayarınızda rehe'da kalma config'iniz varsa bunu tipike tıkadığınız zaman direkt burada rehe olsaydı hepsi tek tek düzenleyecek. Sadece bu kısmı, çağın isimleri falan merak etmeyin, hiçbir şekilde dosyanız silinmez. Biliyorsunuz ki Rhea, Hephaestus ya da Aether bir çağınız varsa phpod'dan siz Pioleteles server'ına giriş yaptığınız zaman tüm skill ayarlarınız, pot ayarlarınız, her şeyiniz yok olacak. Çünkü Pioleteles server'ına ilk kez girmiş olacaksınız. Bu biraz espot gibi değil, çar üzerine kayıt yapar phpod bilginize. Mesela bir de çok satmam gerekiyordu, ön bilgi vermek istedim, neyse. Sibir'e gidip de örnek veriyorum, başka bir şey de yazabilirsiniz. Yani şu dosya isiminde şöyle bir isim dedim ben. Siz bunu yapabilirsiniz. Bunu kaydederseniz örnek veriyorum, direkt bu Aether'deki kelimeler şu şekilde dönecek. Neyse, kaydetmiyorum. Ben diyorum ki Aether isimdeki dosyalar şu hale gelsin mesela. Pioleter, neyse. Bu tabi hazır hali bunlar. Tıkadığım zaman sayfayı yemiyorum. Bu kadar. Gördüğünüz gibi sadece Aether kısmını aldı. Şöyle mesela görünüm gizli ögeleri açıklamanız lazım. Buraya girip sağ tıklıyorsunuz. Sağlıyorum, bunu düzenlemek istiyorsunuz kendinizce. TX'e yapın. İçeri girin. Burası Aether mi? Sağlıyorum. Belki bir ödeviniz var, bir şey vardır. Mehmet isimli dosyalarını iş 1 2 sağlıyorum gibi bunu kaydettikten sonra girersiniz. Bunu daha sonra TXT kısmına gelip dikkat nokta var, onu silmeyeceksiniz. CMD yapıp Enter'a bastığınız zaman, evet dediğiniz zaman, şu an Aether'ine bakmayın. Az önce yaptığımız gibi değiştirdik. Tıkadığınız zaman zaten eğer o kelime anahtarı varsa burada, hemen onları yeni, yani şurası yazdığımızda değişmiş olacak. Görüşmek üzere. Umarım anlatabilmişimdir. Bu dosyalarını da açıklama kısmında ekleyeceğim. Çoykum var. Selametle.